Değerli izleyenler, yeni bir hayvan pazarı programından herkese merhabalar. Bu hafta Yozgat'tayız. Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki hayvan pazarına geldik. Bakalım buradaki fiyatlar nasılmış, üreticiler neler anlatacak, hangi ırktan hayvanlar var, hepsini ekranlarınıza taşıyacağız. Gördüğünüz gibi büyük, kalabalık bir pazar yeri var. Her ırktan da hayvan var gibi gözüküyor. Bakalım buradaki durum nasılmış, hepsini aktaracağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim, pazar yerini gezmeye başlayalım. Anı da ben veremem Söner. Hiçbir şey yapamam. Ekmekimiz. Ne diyor ki dayı? Ekmekimiz. Yok. Al baba. Al. Harama çalıyor bu. Ben 100 yaşadım vermedim ya. 30 lira alıyorum ya. Sen ne diyorsun? Ya Allah için yap. Vallahi ya. Allah için yap. Ya bildik hala. Doğrusun konuşalım mı? He. 40 lira ver de 50 lira para kalır. Sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? 50 lira verir mi bu? Bu verir. Bırak Allah aşkına. Hayır olsun diye. Hayır olsun. Ne dalgası gibi? Ya ulan 4050 liraya kendim aldım. 4050 liraya. Sen kaç alıyorsun ki? 4050'ye diyor aldım. Ondan aldım 4050 liraya. Sen kaç alıyorsun ki ya? 38 alim dedim ya. Doğru mu canım öyle bir şey? 4050 lirası. Lan şu düğe ufak düğe ya. Niye alıyorsun o zaman alma? Alma. Vallahi verdim diyor arkadaş. 4050 liraya aldım. Almıyor mu zaman? Almıyor sonra. Değil ki. Evet sen 100 lira oluyor kardeşim. Vereceğim canım 50 lira da sen verme. Canım 50 lira da ver arkadaş ya, alsın adam. Abi ben satacağım, ben de satacağım. Şuraya bakar abi. Kapak yok bir şey yapıyor. Kapak söyle 500, şuraya bak şuraya. Şuraya bakar abi. Kapak yok bir şey. Tamam. 4100 lira. Ahmet abi 50 lira. 100 lira, 100 lira. Alamam. Alamazsan kendim veririm. Kendimine hadi Allah razı olsun. Sen kaç alayım diyorsun ki? Ya bu adam zarar çekiyor diyor. Yok sen ya dedim 38'e alayım ya. Ya adam 4050'yi almışlar. Ben ne? Aa şu adam bir şey ya. Ben bu adamdan aldım ya. Ortağa değer ya sanki bilmiyor musun aynen o adam hayvan. 100 lira 100 lira ben ne bileyim öyle. Sen bu şeyini 100 lira diyor bana. 100 lira hayırlaş. Ahmet abi sevmezsen al. Dur lan. Ya iş olsun şurada adamlar şey yapıyor bakıyor ya. 175 kilogram 4050 liraya satıldı. Değil. Sen 45 alayım de kardeş. Sen fiyat ver lan. Sen fiyat ver. 45 lira değil Ahmet emmi. Değil mi? Ahmet emmi ödedi. 47'ye vermemesin buraya yapak. Buraya Ahmet emmi. Ahmet emmi 43 lira. Sinan abi boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun ya. Sinan doğrusu 47 lira kardeşim. Ahmet emmi dur hele. Bırak ya bak. Şu kamera gelmiş buraya verek 47 lira hayırlı olsun. Dur 47 lira. Hayırlı olsun. 300 kilogram 4700 liraya satıldı. İsmim Kayım Sarı, ben eski İl Genel Meclis üyesiyim. Bizim en büyük sorunumuz pasaportla ilgili, küpeyle ilgili. Ne gibi bir sorunumuz var? Şimdi pasaportu alıyorsun vatandaştan, üzerinde aşı yazıyor ya da yazmıyor. Diyor ki ben bunu daha önce aldım diyor. Götürüyorsun ilçe tarıma ya da pazarlardaki veterinerlere. Veterinerler diyor ki arkadaş bunda aşı yok. Ya haydi sen malı almışsın, parasını ödemişsin. Nereye götüreceksin? Atıyorum. Sevkini alamıyorsun. Kayseri'ye götüreceksin, Kırşehir'e götüreceksin. Şimdi sevk alınamadığı için büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Ben bir vatandaş olarak istiyorum ki kimlik verilsin. Aynı pasaport gibi ama burada hayvan arabalardaki muayene süresi geçerliliği gibi bir geçerlilik olursa kimlik bendeyse o hayvan benimdir. Aslında bu dediklerin zaten var. Halihazırda. Hayır değil. Pasaportta sevki yapma sorunu var. Şimdi sevki sen hayvan aşısız olduğu için yapamıyorsun. Aşısız olduğu için yapamıyorum. Ama eğer ki bu aşı yapılarak aynı arabaların ruhsatındaki yazdığı gibi atıyorum işte şu güne kadar 3 ay sonra 6 ay sonraya kadar bunun aşı süresi geçerlidir diye verilse. Zaten aşılı hayvanlarda yazıyor pasaportta. Vatandaştan alıyorum gidiyorum aşısız çıkıyor nasıl oluyorsa. İşte demek ki sıkıntı hani hayvanın aşısı yapılmadığı için. Aşısı yapılmadığı için. Ama benim dediğim gibi kimlik olursa o kimliği Tokat'tan Yozgat'a, Yozgat'tan Kırşehir'e, Kırşehir'den Kayseri'ye her tarafa insan rahatça hayvanını götürebilir. Burada bizim büyük bir mağduriyetimiz var. Aldığımız pasaport da işe yaramıyor yerine göre. Niye? Aşının geçerlilik süresi bir şekilde o pasaporta şeyler işleyebiliyorlar ama kimlikteki bilgiler değişmez. Pasaporttaki bilgileri bir şekilde değiştiriyorlar. İlçe tarıma gidiyorsunuz ya da hayvan pazarındaki sevk veren veterinere gidiyorsunuz. Veteriner bakıyor. Kardeş diyor bunun aşısı yok diyor. Ben nasıl yapacağım? Ben bunu atıyorum Kayseri'ye götüreceğim. Kayseri'ye götürmek için benim burada ahır kiralamam lazım. Bu aşıyı yaptırıp 21 gün beklemem lazım. Bu da kendi başına bir muamma. Peki aşı tamam belki sevklerde sıkıntı yaratıyor ama hastalıkların yayılmasını nasıl engelleyeceğiz aşı çalışmalarında? Bu şekilde yayılmıyor mu ki? Ne şekilde yayılıyor? Acayip şekilde yayılıyor. Yani zaten pazara gelen giden her hayvan sağlıklı da olsa sağlıksız bir hayvanla karşı karşıya geldiği zaman zaten bu iş bitiyor. İşte de onun için de hani bu sevk ve aşı işlerinin düzenli yapılması. Elbette, elbette. Zaten o düzenli olsa bizim sıkıntımız ortadan kalkacak. İlaçlama yapılacak. He, ilaçlama yapılacak. Girişte, çıkışta. Tanesi 6.800 liraya satıldı. Abi 17.100'e vermedim diyor. Yok veremedik abi. Gel ya buraya. Bir elini çekmedi ya. Buyur kardeş. Abi 17.100'e vermedik diyor. 17.100'ü sana yapalım. Abi ya. Çıkamak. 17.000 liraya alayım. Çıksa veremek. Veremek abi. Hacı abi satılan malı. Hacı abi. Yok. Yanlış yapılmadığını, yapıldığını iyice biliyorum. Biliyorum da işte ona biz abi 17.100 liraya vallahi vermedik. Satılan iyidir ya. Yalnız ben bir şey diyorum. Ne diyorsun ki sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hadi hacı aslan. Hacı abi bir tutana. Kardeş hiç uğraşmayak. 17.5 liraya alın mı giden? La bir dur ya hacı. Bereket TV'nin hatırını al. Hacı abi bu mal 2 tane 17 lira abi. Yok. Abi bu da bir dilim ekmek de. Nereye götürsen götür. Dur Çelebi abi. 17 lira mal iki tarafla. Bir hayırlı olsun hele. Abi olmaz. Selim abi. 17 lira abi. Dur. La bir durmuyorsun ki lan. Abi kime veriyorum abi? Kime veriyorum vallahi. 17 bin lira abi. Abi 17 bin 100 liraya vermedim. Kaç olacak? 17 lira. Evet 17 lira. Yusuf şöyle dönme kamera senin gelsin. Sen kaç alacaksın şimdi? Kaça vereceksin? Abi 17.5 alıyorsan sana. Kaça? Ben diyorum ki 200 lira yol parası açak. La dur lan 17 lira. 17 dedim abi. Sen kaça bıraktın yavrum kaça? Abi 17.5 lira. Mal 17 lira abi 2 lira. Hayırlı olsun. 200 aç. Veremek. Şu buzayı mı alıyorsun? Aç. Gel. 100 lira aç. 100 lira aç. Bahar Mehmet abi. Aç 100 lira. Mehmet abi 17.100'e vermemiş bunlar bu malı. 17.000 liraya buraya yapacak abi. 17.100'e sen alır mı yavrum? 150. Artar mı? Bir şey dedim. 17.5'a alıyorsan sen. Gel lan şöyle. Gel bakalım gel. 17.100 tut. Hadi olsun. Veremem. La 17.100 aç ha. Hopla. Valla Çelebi. Gerçek diyorum. Şunları gel. Gelsene yavrum bu yana baksana ya. Ula açmam da vermem de abi. Var hayır burada lan. Valla 17.100'e vallahi vermem. Ula var hayır burada lan. Olmaz kardeş. Yemin etme. Ben onu aldım deyince ben öyle dedim. Ula 17.100 lira lan. Abi. Şöyle bir uğraşma la. Var hayır böyle lan. Var hayır böyle lan. Açma abi. Hacı abi. 100 lira açacağım. 100 lira. 100 lira açacağım hacı. 100 lira. Yakma oğlum ne asılıyor lan. Karar verin abi olmaz. Ya şimdi o vermiş gitmiştir onu 200. Yok. Abi herkes 200 lira yok parası açmazsan alma. 150'den mal bakal olmasın. Ya bizde bir kombi. Abi burada biz bir bak yabancı yok. 17.100'e yap vermemiş bu adam. 17.000. Vallahi vermedim ya. 17.100'e vermedim. Vermedim diyor. 17'ye sana yapacak abi. 17 lira. Bir hayırlı olsun 17 lira. Aç. Tamam 17. Mal 17 lira. Vermem 17 lira. Dur hacı abi. Hacı abi dur ya. Abi olmaz. Vallahi zarar der ya. 100 lira. Hele alma. Kelebek. Ya 100 liraya vermediğim malı abi 100 liraya vermedim. Babam abi tamam veremez abi. Hacı. Abi 100 liraya vermedim abi. Abi altında ne ki ya? He. Öyle tamam. Kaça. La 7 lira. Abi zarar ederek. Hacı yanlışı sen yapıyorsun o yapmıyor. Abi vallahi biliyorum. Vallahi diyor lan. Söyle abi. Bahar şurada biz niye diyeyim be? Şurada biz bir hayırlaştık 17.000 liraya. Abi 17.100'e vermediğim malı ben aşağı vermem abi. Mehmet abi dur la. 17.100'e bir dakika. Vereyim. Yok 17'ye vermem abi. Gel. Vallahi vermedim ya. Tamam hacı dur ya. 17. 17.000 liraya satıldı. 55.000 lira. 5.550 lira. Hadi. Ağzım o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. 5.550 lira. Allah utandırma. Tamam işte. Hayırlı uğurlu olsun. 275 kilogram 5.550 liraya satıldı. Abi siz mi tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet. Hayvan tacirim. Hayvancılık yapıyoruz. Nerede memleket? Memleket Van. Van'dan mı geldin? Evet. Van'dan geldim de yalnız biz buradayız. Burada yaşıyoruz. Yozgatlıyız yani. Şu an Yozgatlıyız. Nasıl abi bugün pazar? Pazarlara gider misin? Sarıkaya'da kalıyorum desene kendin Ege. Pazarlar güzel, zararı yok. Hayvan piyasası yüksek. Hangi pazarlara gidiyorsun? Sadece buraya mı gelirsin? Başka yerlerde geziyor musun? Bura bizim Yozgat Sorgun yani bizim ilçemiz. Yalnız gideriz. Sivas Şarkışla'ya gideriz. Çorum'a gideriz. Tokat. Dolaşıyorsun bayağı. Evet. Tokat, Turhal pazarına gideriz. Hayvan taciri yani her pazara hemen her pazara gideriz yani. İşin gücün nasıl? Piyasa nasıl? Çok şükür. Binlerce şükürler olsun. İyi, zararı yok. Yalnız hayvan piyasası çok güzel. Çok pahalı pardon. Çok yüksek yani. Gitgide yükseliyor yani. Bu işi biz 20 senedir ben yapıyorum, çözemedim. Hayvan piyasası yani yükselince talep daha çok oluyor. Piyasa düşük olunca, hayvan ucuz olunca talep olmuyor yani biz bu işi çözemedik. Tam tersi gidiyordu. Tam tersi, inan ki öyle yani tam tersi yani biz bu işi çözemedik. Hayvan taciri olarak biz bu işi anlayamadım yani. Evet. Peki abi fiyatlar düşünce talep azalıyor diyorsun. Nasıl düzelecek bu iş? Nasıl düşecek fiyatlar? Hani normalde fiyat düşer, müşteri artar. Evet. Mantık odur ama. Biz de işte onu biz de çözemedik. İnan ki öyle yani biz de çözemedik. Hep onu takip ediyoruz yani bazen kendi esnaf arkadaşlarla konuşuyoruz. Bu iş nasıl yani şimdi diyelim hayvan 5 lira talep yok. Hayvan şu an düve yani normal kısır düve 7.000 liraya çıkmış. Talep çok. Yetiştiremiyor. Arkadaşlar her pazara gidiyor topluyorlar. Buraya Sorgun hayvan pazarına çıkarıyor. Buradan satılıyor yani. Bizim pazarımız da iyi yani Sorgun. Pazarda hangi ırk bulunur abi? Gelmek isteyenler izliyorlardır bizi. Şimdi Türkiye'nin her yerinde ben şöyle diyeyim. Sorgun, Yozgat, Sorgun hayvan pazarı yani bir adı pazar da ama hayvan panayır yani. Bir panayır olarak değerlendirebilir. Her çeşit hayvan bulunur. Yani hayvan almak isteyen arkadaşlar herkese tavsiye ederiz. Bizim buranın esnafı sağlıklı, güvenilir. Her konuda yardımcı olur yani Sorgun esnafı. Bizim de yani yanımıza gelen biz yardımcı oluruz yani her türlü yardımcı oluruz. Fiyat olarak, güveni olarak yani ne gerekiyorsa biz yardımcı oluyoruz. Yani Sorgunluların adına ben bunu böyle diyeyim yani o şekilde. Peki teşekkür ederiz abi. Teşekkür ediyorum size. Ben Bereket TV'ye teşekkür ediyorum artık özellikle yani. Bizim çiftçileri, köylüleri bilgilendirdiğiniz için köylüler adına da ben size teşekkür ediyorum. Görevimiz sağ olasın. Hadi siz de sağ olasın. 200 kilogram 9.000 liraya satıldı. Ömer bizi alma bak. Abi malum 16 de. Senin şahsiyetin 16 lira. Ömer 16 de. Ömer tamam da Allah etme ya. Ömer 16 lira. Bir hayli şahsiyetin var. Şu Apollon'a göre oluyor. Tamam da bak. 16 lira. Ömer abi. Ömer tamam 16 lira. Türkiye izliyor seni. Allah etme tamam ya. Ya 16 lira da diyorum ben. 17 dedik. 16 lira diyeceğim ama. Arkadaş 16'yı yapak dedik. Ömer 16 lira demem ama. Ömer tamam da Allah etme. Ya çıkırma. Abi 16 de diyorum. Ömer 15 lira verebilirim. Tamam da. Ya yanlış ya. Aranızda ne var ya? Ömer. Abi ya kışmıyor ne ki gözünü seveyim ya. 15.500. Tatlık değil abi tamam. Ömer. Ne var aranızda ne var hacı bir bak bir şey dedik ya. 16 yapma da çıkamam abi. Nasıl çıkamam ya? İnşallah ekmek. Yeng ya Allah. Dünyanın güzel adamı. Alınıyor her yerden alınıyor. Televizyon izliyor dünyanın güzel adamı. Ya televizyon izliyor da. Allah. Ömer hayırlı olsun ya. 200 lira kaldı. Bir şey açacak mı? Yok. 200 lira. Ömer abi. Dur hele. Tamam da. La kaldırayım hayırlı olsun. 200 lira. Ömer hayırlı olsun. Vur. Ömer böyle parayı böyle ya. 100 lira. Tamam da. 100 yapın. 100 hacı. Hey bak ben Ömer. 200 lira açacak da ala bitme böyle. Yok olmaz. Tamam 200 lira. Açacak buradan. Olmaz. Ömer. Açılacak. Hayır malın öyle ağır oluyor. Her şey olmaz abi. Ya ağır oluyor. Bir pazarlık abi. Şey yap. 200 lira açacak. Yok. Aç acaba da alacağız. Zabıtamıza bir şey diyoruz. Zabıtamıza kırma ya. Olmaz. 200 lira ben açıyorum. Öyle ağır olur. Hayır. Hayırlı olsun de. Ağır oluyor abi. Bak hala ben bir şey diyeyim abi. 3 açacak. 15.5. La dinle. 15.5. 3 açıyorum sana dinle beni. 15.5. Hayır dur. 15.5. La bu mahta gidecek Tokat'a gidecek. Hayır. Masraf var abi. Zabıtamıza kırma. Beni dinlesene. Abi olmaz bana 8'lerde geçiyor. Hadi. La ben dinle la. 700 lira la hayırlı olsun la ben. La bilet. 200 lira bana olmaz hayırlı olsun. Zabıtan mı? Bak hala Ömer abi hiç sorma. Zabıtan mı? Bir şey. Bak hala. Ya Allah değişin niye böyle yapıyorsun? Ver dinlesene. Dayı gözü. Bana baksana. Ben Ömer. 700. Verirse verir. Vermiyorsun da 1 lira koyma. Çek gel. 700 lira. Hayır. La dinle. Allah sen kadar Bülent. Bülent'in dediği yere gel ya. Tamam bırak. 150 kilogram 15.700 liraya satıldı. Ben de bunu satacağım. Bak hacem mi şimdi? Öbürlerini yaptık. Bak kolay oldu. 8 lira güzel insan. Akıllı ol. Yok. Ben alayım. Yok. Tabii abi. La hayırlı olsun. Tamam da satacağım ya. 7.5 lira iki tarafı. Ya ben de satacağım bunu. Olmaz yani bak hele. Sen ne diyorsun ki hacı? Olmaz diyor. 200 600. Şu bak. Şu parlanın. Bak hele. Ben de bak. Bereket TV'nin yüzü gözü hürmetine. Tamam Allah razı olsun. Sağ ol. 200 lira canım benim. 750. Yok. 7 lira değildin ya. 750. Ömer 7 750 kaybeder. Ömer. Yok la durun etmen yok. Öyle yok. Abi Zabit abi. Dinlesene ben. 7.750 liraya ya alıyorsun ya da gidiyor. Yok. Zabit abi. Veremek. Hani öyle çok satılacak gelir la. Kırmam seni Zabit abi. Hadi eyvallah. Ya seni kırmıyorum da. Sen pazarı kırıyorsun gitme. 7.5 olma la. Zabit abi neyse. Sana hiç yakışmıyor. Güzel insan. Zabit abi. Güzel insan. Kırmam. Sen bak. 7.5 7.750 olur. Ömer 450 kilogram 7.500 liraya satıldı. Ben ismim Zafer Tekin. Yozgat'ın Sarıkaya'nın Akbıcak köyünden Hollanda'da ikamet ediyoruz. Sizleri programlarınızı her fırsat buldukça kaçırmıyoruz. Hollanda'da ne zaman Türkiye'de yaşıyorsun ne kadar? 30 senedir Hollanda'dayım ama sık sık Türkiye'ye gelip gidiyorum. Arada gelip gidiyorsun. Evet, hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Küçük de olsa uğraşıyoruz. Hollanda'da mı burada mı? Burada uğraşıyoruz. Aile burada o zaman. Aile Hollanda'da ama ben sık sık gidip geliyorum. Çok memnun oluyoruz. Gerçekten bizi orada bilgilendiriyorsunuz. Fiyatları en azından durumu görüyoruz. Samimiyetle söylüyorum çok memnun oluyoruz. Fiyatlar nasıl bugün abi pazarda? Bugün fiyatları ben yüksek gördüm. Tabii herkesin görüşüne saygım sonsuz ama fiyatları yüksek görüyorum. Sen ne arıyorsun? Ben dana mı, düve mi? Dana da alıyoruz, yere geldi mi düve de alıyoruz ama genelde dana, erkek dana üzerine. Besi işi yapıyorsun o zaman. Besi işi. Fiyatları biraz yüksek gördük. Burada pazarda bugün mesela beğendiğim bir dana kaça gidiyor? Sen kaça almak istiyorsun? Düşündüğüm danayı mesela beğendiğim danayı ben 5,5 düşünüyorum. Geliyorum 6,5-7. Yani arada bayağı fark var. Benim kendi düşünceme göre 5,5 alsam diyorum ama 5,5'ya evet, düşündüğüm danayı 6,5-7 6,5-6.750 öyle görüyorum. O da biraz bana yüksek geliyor. Zaten vatandaş Bereket TV'ye. Ben de çok memnun oldum. Bereket TV'ye çok teşekkür ederim. Pazarları gelince hep Bereket TV'yi izliyoruz diyor. Fiyatları orada öğreniyoruz diyor. Sağ olun abi. Gerçekten sizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçek hiç programını kaçırmıyorum. Her yani fırsat buldukça. Burhan abi, sana biz böyle mi yapıyoruz? Yok. Ha tamam işte. Bana yapamazsınız. Yok yok. 250 koy madem. 50 de kameracı dayın hatırını almayayım. 200 lira sana. Bir dinle dinle. Şş, bir dinle lan. Davut. Sen dörde bir hayırlaş. Kırarsa kırsın. 200 lira koyacaksın abi. Ya Duran abi dörde yer yapıyor da almam dörde ya. Yok yok. Sen kaç veriyorsun? Cengiz abi. 250 Cengiz abi. Valla bu çifti açtım ya. Ya bir dur. 100 lirayı koymuyor. Bu koymuyor. Ben almıyorum. Bu koymuyor. Alıcı koymuyor. 100 kağıt. 200 lira madem şeysin. Duran ağzını açma. 100 kağıt. Kaç? Cengiz bir şey yok Cengiz abi. Bura alıyor ben almıyorum oğlum, lan. Adam bir adam diye lan. Adam bir adam diye lan. Ya yüzü bat. Dört vermiyor ben yapıyorum sen anlamadın ya. Sen yapıyorsun ben de 100 lira. Dörde biz yapıyoruz. Abi iş Allah için yap. Tekrar ol yap. Ben vallahi sana aşağı veriyorum. Davut iş Allah için yap. 4.100 lira. Yok bahara vuruyor. Yok vermiyor. Cengiz abi olma. Boş ver. Koya 50 koya 100 lira hiç olma. 200 koyacaksın. Bura boş konuşma. Adam kıran adam. Davut ben kameranın karşısında şey yalan çıkma. 100 ama 100 kağıt abi. İnsan kırmıyor abi aldın mı? 100 kağıt. Davut 100 kağıt. Almazsan işin abi 100 kağıt. Cengiz abi sen benden 4 lira ya. Abi nasıl duracaksın ki ya? O bayahtan nasıl duracaksın ya? Ne duran 4 lira 2 tane 4 lira. Gel hele. Satmayayım Cengiz abi. Duran. Duran gel Duran. Maske kardeş. Maske yerde beni kırmıyorsun da burada neyi kırıyorsun? Abi ben 400'den düştüm hiç çıkmadı. Maske yerde niye? 4 kağıt. Ali salaya 4 ya. Allah'a seven dur ya. 4 lira. Hayırlaşa 4 lira. 150 kilogram 4.000 liraya satıldı. Hacı abi 68 liraya. Al hacı lira. Kanadı var. Hacı abi 63 lira. Selam. Hacı abi 63 lira. 63 lira. Koyun çok işte bize bir ekmek arayacaksın. Ya ben de biliyorum da ne yapayım. Bu dana 65'in üstüne koyacaksın da ne kadar koyacaksın bilmiyorum. Hacı abi 63 lira. Hayırlaşın. Çok ha. Kanadı çok. Ula bir dur la. Bir dur la. Kamerada mal satıyorsunuz. Hayırlaşın la. 63 lira. Şey 63 lira. 63 yok Harun adamın kafasını bozma. İnan alama kopar ya alama. 63 lira lan. Dur 63 lira. 60'a 60'a 6'ya. Böyle 6300 lira. Ne ola baba bize? Selami evden kovan öyle danayı alırsan. Vallahi yok. Kanaatin olsun kovan. O danayı iyi. O danayı iyi. Vallahi. La 63 lira la. 68 lira yani. La boş konuşma yeri ya. 6,5'ün üstüne bir şey. Buraya ya. 63 lira ya. Baba bir şey yapmıyor. La ben bir laf konuşuyorum. Parayı da veremek. Yok çok her kanaat çok. Yok yok. Yok. 63 lira tutar. 63 lira. 6300 liraya satıldı. Siz bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Sinan Öztürk. Sarıkayalıyım. Öncelikle pazarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi nasıl pazar bugün? Pazarın bugün durumu biraz durgun. Her zamankine göre. Daha önceden çok canlı ve her çeşit malımız oluyordu ama bugün biraz durgunluk var. Niye durgunluk var abi? Geçtiğimiz haftalara göre sence? Vallahi ben anlayamadım ki bugün biraz durgunluk var kardeşim. Fiyatlardan dolayı. Fiyatlar nasıl? Yüksek, evet, biraz fiyatlar yüksek. Bizim pazara göre değil de bütün pazar genellemesinde fiyatlar yüksek. Piyasa yüksek diyorsun. Evet, milletin alım gücü biraz zayıf herhalde. Ondan dolayı bir de kurbanın yakın mallar çok fiyatlı. Düve malı askeriyelde daha pahalı yani. Danadan daha pahalı. Dişinin satışı daha çok zaten. Evet evet dişi daha çok. Gördüğünüz gibi pazarımızda da simental falan hayvanlar çok. Damız... Nereden gelirler pazara? Pazara Türkiye'nin hemen hemen her yerden gelirler. Genelde Ege tarafından geliyorlar. Bursa'dan, İzmir'den, Balıkesir'den, Kütahya'dan arkadaşlarımız geliyor. Besilik hayvan için mi gelirler, damızlık için mi? Damızlık için de, besilik için de genelde damızlık için daha çok. Pazarı gezmişsiniz, görmüşsünüz. Damızlık daha çok. Simental dönmeye başladı pazarımız. Mesela dışarıdan gelecek kişiler için söylüyorum. Buraya geldiğinde damızlık düve, simental. Kaç tane isteyecek? 50, 100, 200, 300, 500. Bulunur diyorsun. Evet, aynı günde temin edebilir. Erkek dana 100, 200, 500 dediğim gibi temin edebilir. Damızlık inek. Adam mesela 50-60 tane damızlık ineği aynı anda bulabilir bu pazarda. Sen sadece alım satım mı yapıyorsun abi? Hayvancılıkta var. Hayvancılık yapıyorum, besi yapıyorum. Kaç tane hayvan var? Benim şu anda 50'nin üzerinde hayvanım var. Kurbanlık yapıyorum. Damızlık yapıyorum. Ayrıca simental düvelerimiz var. Kurbanı Ankara'ya falan götürüyor musun? Ankara Ovacık pazarına gidiyorum. Buradan da müşterilerime selam söylüyorum. Müşteriler izliyorsa selam olsun diyorsun. 50 tane müşterim var. Satabiliyor musun abi? Evet, geçen sene 92 tane hayvan götürmüştüm. 92'sini sattım. Evet. Müşterilerimiz var evet. İnşallah bu sene de hedefimiz 100. 200 kilogram tanesi 5900 liraya satıldı. Senin adına pazar ya. 100 lira. 100 lira. Karışma. 100 lira 100 lira. Biz bir aileyiz. Ya öyle. Bu böyle olur. Ben sana demin dedim. Öyle olsun. 100 lira yazıyor vermiyorum ben. Ya sen bizi başkasına karıştırma. 100 lira 100 lira. Ya Mehmet abi boş yoplama. Şöyle aradan açın sen. Ha gülüyor. Boşta değil boş. Hadi mı? 100 lira 100 lira. 100 lira ya. Ver. Hiçbir şey almamız böyle olsa paraya çevirek. Ya 100 lira. Paraya çevirek. Öyle bir şey yok abi. O var. Buraya benim için var. Bura paraya çevir pazarı mı ya? Bana 8 tane çocuğu var bunun. 8-16'yı karıştırma. Öyle bak çerez ya. Kaça? Şunlarda mı sayar? Çevirek. Olmaz ya. Paraya çevirek. Bu böyle olsun. Kaça veriyorsun kardeş? Kardeş 8,5 liraya alın domalı ekmeği. Ya dur işte ekmeği koyuyor, 100 lira ekmek koyuyor daha ne asılıyor? 100 lira ya dur çavuş dur. Dur çavuş tutunca işi karıştıracaksın. Vallahi karıştırmam. Ben biliyorum. La sen 50'ye 100'e biz değişmek abi hiçbir zaman ya. Allah razı olsun tamam. Dediğimi de almasın da bir fiyat versin abi. Tamam. Kaça. Oraya çevirek gitsin. La olmaz Mehmet abi. Böyle olsun bak hele. 100 lira ekmeğini koyuyorsun işte daha niye asılıyorsun ya? Ya sen de koyacaksın da işte bizi yorma ya. Vallahi bak. Hayır olsun gel. Yorma. Bana bak bir de televizyona çıkarttı seni ha. 100 lira. Kaç? Yok. 100 lira koy 100 lira. Haydi. 100 lira. İçinden gelerek hayırlaşalım. La hayırlaş işte ya. 200 lira alırım ha aşağı birim. Ya bırak şunu. Ulan bir bırak la. Ulan korkma la. Bunları böyle vereceğiz çerez böyle olsun. Abi olmaz ya vallahi olmaz ya. Olsun böyle olsun. Olmaz. Olsun. Mehmet abi olmaz. 100 lira. Ya 100 lira Mehmet abi ya. Hayırdır? Mehmet devam hayırlı olsun. Allah. Hadi hayırlı. Güle hayırlı olsun. Ha şimdi alana satana hayırlı olsun. 8600 liraya satıldı. Benim ismim Hüsamettin Özer. Kardeşlerimdenim. Yozgat kardeşlerimdenim. Şimdi ne iş yaparsınız? Ben hayvan besiciyim, üreticiyim. Kaç tane hayvan var? Şu anda 20 tane var. Şunu izah edeceğim, fazla konuşmayacağım. Şimdi fındığın kilosu 50 milyonken, bir bayan ruju 500 milyonken, etin 28 bin liraya çok olmasını ifade ediyorlar. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Yemin 60 milyon olmasını niye söylemiyorlar? Et 2 lira çıkınca televizyona çıkıyorlar, fır fır haber yapıyorlar. Çıktı. Ama gelip benimle bir hayvan pisliği temizledin mi? Sen benimle bir hayvan baktın mı? O et çıktı derken baktın mı? Yaptın mı bu işçiliği? Yapanı da iyi görmüyorsun. İkincisini görüyorsun. Gerçekçi olmak lazım. Yapana, üretene de saygı duymuyorsun. Aynen öyle. Et pahalı falan değil. Üretici hala bitiyor. Köyler boşaldı. Üretici yok. Benim köyüm 200 hane. 60 inek var. Üretici olarak 60 inek var. 200 hanede biz şey dedik yani. Eskiden ne kadardı mesela bir karşılaştırırsan? 200 hane 3'erden çarpsan 3000 hayvan yapar. 3000 inek olması gerekiyor. Bir köyde, benim köyümde 60 inek var. Yani buzalayan inek var. Bu düşüş demek, çöküş demek. Üretim bitiyor yani. Üretmiyor kardeşim. Benim arkadaşım göçüyor, yani komşularım göçüyor. Üretmediği zaman ne alırsın? Ne olur? Örnek veriyorum, Karadeniz'den Yozgat'a fındık gelmezse ne yersin? Gelmezse yiyemezsin. Gelirse öyle yersin. Bu aynı şey. Üretmezsen. Adam üretmiyor, dışarıdan getiriyor. Şimdi örnek veriyorum, ben 23 bin liraya inek kesimi, 27 bin liraya tosun kesimi yaptığım zaman İstanbul'u 50 bin liraya et alıyor. O benim denetleyeceğim bir şey değil. Pahalı değil mi sence o? Kargas üreticiye bahara pahalı değil. Şimdi şurada yanlış var bence. Senin yanlışın şurada. Bir müsaade et benden konuşayım. Evet. Üretim maliyetleri fazla olduğu için et pahalı. Aynen. Şimdi onu belirtmek lazım. Çünkü 60-70 liraya et pahalı değil dersen yanlış anlaşılır. Şimdi şöyle bir şey. Benim üretimimi düşürmesi lazım ki ben de ekmek yiyeyim, kurbanlığı örnek vereyim, 7 bin liraya satayım. Ama ben 7 bin liraya ürettiğim çoluğumdan çocuğumdan bir sene baktığım kurbanlığı 7 bin liraya mı vereceğim adam? Maliyeti neyse üstüne kar konu. Benim yemeğim var, girdileri var. Bunlar herkes görmesi gerekiyor. Sen bakmıyorsun, üretmiyorsun, üretene de saygı duymuyorsun anlamına gelir mantık. Aynen öyle. Yani şimdi herkes görüyor. Şu anda ben gidiyorum, telefon ediyorum, yemci getiriyor. Kaç lira kaliteli yem? 60 bin lira. Kaç kilo yemiyor hayvan? Günlük 8 kilo. Ortalama 250 kilo et yapan bir hayvan 8 kilo yemiyor. Çarpsın, saman da koysun, su faturasını koysun, her yerde şimdi aynı. İşçiliği koysun. Şimdi açık söyleyeyim, bayanıyla, çoluğuyla, çocuğuyla o hayvanın pisliğini temizliyor. Onları koysun abi. O zaman bak et pahalı geliyor muymuş, gelmiyor muymuş? 500 kilogram 7.900 liraya satıldı. 7.100 lira. Olmadı abi. Şu adam bir şey dedi. Şu adam bir şey dedi. Vallahi bir şey dedi bak. Ben şu adamı kırmayayım. Hayır. Hacar. 150 veriyor da adam ben bu çocuklar hiç aşağıya değil. Kardeş yok. Vallahi bu çocuklar aşağıya değil. Yalan işine katma. Yok daha yaparım. 7.5'a bıraktım abi. Sen 150 mi veriyorsun? Abi 7.000 lira verdim. Arkadaşlar uğraştı 7.100 liraya çıktı. Onlar da 7.200 lira diyor. 7.200 lira diyorlar ya. Demedi abi. Kardeş 7.200 lira demedi. 200 lira kardeş. 200 lira. 300 lira verme. 200 lira. 200 lira almıyorum. Bir aylaşın 300 lira. Kaç abi? 300 lira. 7.200 lira. Abi Şükrü abi 7.200 lira. Yok abi 200 lira. Kardeş 200 lira diyor almıyorum ya. Burak bize zarar ediyor abi. Allah. 300 lira ben ancak senden alırım. 200 lira hadi. Zarar ediyor. 250 kilogram 7.200 liraya satıldı. Şimdi mallarımız pahalı. Abi dur şimdi mal pahalıdan önce soy ismini söyle. Ahmet Akıyol. Nerelisin? Yozgat Çekeren Alışlı köyündenim ben. Ahmet Akıyol. Buyur Ahmet abi. Şimdicik yemimiz pahalı. Oradan sonra geçelim mal pahalı, et pahalı. Etin yenmesini istiyor biz. Kaça kestiriliyor abi burada? 78'den belli esnaflık yaparım ben. 500 liraya mal aldığım zaman 5 liraya et alırdık. Misal şimdi 45 liraya alıyor. Yanlış mı bu et? Ha, mal ucuz olduğu zaman biz de ucuz alırız, ucuz satarız. Yani hayvan da ucuzlasın, et de ucuzlasın. Herkes alsın diyorsun. Şuraya geliyor 5 lira bizden şey alıyorlar. Mal başına 5 lira alıyor. Sen ne var mı hayvan? Sadece al sat mı yapıyorsun? He. Canlı mal alım satım yapıyorum ben. Kaç senedir yapıyorsun? 78'den beri bu işlerden uğraşıyorum. Nasıl, memnun musun işinden? Ya memnun olmasak onun ekmeğini yok şimdi, doğru konuşmalı. Şimdi evvelden 10 liramız vardı, 2'şer liraya alsak 5 tane mal alıyorduk. Şimdi bir malı 10 liraya alıyor. Bu doğru değil yani. Biraz önce konuştuğumuz bir abi dedi ki hayvan pahalandıkça, fiyat arttıkça insanların talebi artıyor. Doğru mu bu? Doğru, evet. Artıyor, artmaz değil. Şimdi adam esnaf olmayan bir adam esnaflık yapıyor yani. Esnaf olsa o kadar olmaz yani. Çünkü gelirimiz yok yani şimdi. Şu durumda mal şeyiyle anlaşıyoruz yani. 250 kilogram 5.500 liraya satıldı.